Burada hiç kimse konuşmuyor. Şöyle düşün. Bu oyun oynandı, bitti. Siz artık şu an burada değilsiniz. Sonra konuşacağız birazdan sizle. Seyirci düşüncesini ama dinleyin. Arkadaşlar bir dinleyin. Şimdi bu gemi olayı gayet mantıklı, güzel bir şeyler, gayet güzel. Oyunu biraz daha büyütebilirsiniz. Yani sonuçta burası okyanusun ortasında. Veya da farklı bir dilde konuşan biri de olsa, İngilizce. Sen bundan sonra İngilizce konuş. Sen sadece İngilizce biliyorsun. Burada bir kargaşa var. Yani bir dalga sesi, gemi sesi, yani kendi yakınındakinin bile sesini duyamıyorsun gibi düşünmek lazım. Onun için hep yüksekten konuşmamız lazım. Yüksek perdeden konuşmamız lazım. Çok dramatik bir olay. Burada geyik yapacak, komiklik yapacak hiçbir durum yok. Bunu başta kabul edelim. Arkadaşlar benden buraya kadar, artık Avustralya'ya yaklaştık. Bundan sonra yolculuğumuzu yalnız devam edecek. Tamam mı arkadaşlar? Kaptan gönlüsü var. Devrim sen. Parayı isteyecektin bize. Parayı isteyecektin de bir kargaşa yok ya. Ya o ne kargaşa? Sen o para kargaşa açmadın. Sen oraya girmen lazım. Onun işte yani ses mümkün olduğu diye çok yüksek, bir de dalgaların sesi var. Kendi yani efekt yok. Yüksek olur. Ya efekt o olacak bir şey. Birisi iki tane Kürt, biri Türkçe de biliyor, biri sadece Türkçe biliyor. Güzel, çok güzel. Belki Arapça biraz açtım, kalkmak işini arıyorum. Mesela sizinle yüzünüzü gelip ya işte ben çoluk çocuğu bıraktım, ben geldim de şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle oldu dedikten sonra ama yapacak bir şey yok. İşte kader beni size nasıl karşılayacak deyip buraya geçince zaten sesini kullanıyorsun. Sonra diğeri geldi. İşte artık. Ama mesela Ramazan ben de şöyle çektik. Görme yani ki. Doğal bir geçiş yaparsanız sorun olmaz.